Merhabalar, YouTube'a ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle buz su kabaklarıyla bir yolculuk yapacağız ve daha birçok yolculukla birlikte olmak dileğiyle diyorum. O yüzden abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Buyurun videoya geçelim. Önce su kabağımız nasılsa üst sap kısmını kesiyoruz. Bu ayarlama için birçok cetvel kullanarak ya da pratik çözümler kullanarak elinizde bulunan kabağa bir form verebilirsiniz. Şu an kabağı yasladığım yerden yuvarlak bir çizim elde etmek için çevirerek üst kısmı ayırmak için bir çizim atıyorum. Bunu isterseniz bir tabak yardımıyla da yapabilirsiniz. Ama kabakta tam anlamıyla bir yuvarlak olmadığı için o tarz şeylerde doğru bir ölçü alamayabilirsiniz. Şu anki çizim her ne kadar yamuk gözükse de kabağın etrafındaki bombelerden kaynaklı göz yanılsamasıdır. O yüzden tabakla çalışmanızı önermiyorum. Bu bölümü isterseniz dramelle, isterseniz de kıl testere yardımıyla kesim yapabilirsiniz. Ve bakın üstte yuvarlak bir bölüm elde ettik. Çizim esnasında her ne kadar ölçü doğru gözükmese de açtığımız zaman o yuvarlak aslında tam bir yuvarlak. Şu an asimetrik bir çalışma yapacağız. Tamamen özgün bir çalışma. Herhangi bir algoritma yok üzerinde. Videonun belirli bölümlerinde anlatarak o kısımları size aktarmaya çalışacağım. Yine aynı şekilde tamamen özgün bir çizim yaptığımız yuvarlakları oradan kesip çıkartıyoruz. Şu an buradaki bölüm videonun normal hızdaki ayarıdır. Yani hızlandırılmış şekilde vermiş olduğum video aslında öyle çabuk kesilmeyen bir bölüm. Şu an orijinal seviyesinde. Yani küçük bir alanı belki 5-10 dakikada kesebilirsiniz. Ya da daha kısa zamanda kesmek için videoyu hızlandırabilirsiniz. Şu an aktarmış olduğum gerçek kesim hızında olduğu için bir yuvarlak veya üstünde yapacağınız her işlem gerçekten ince bir çalışma gerektiriyor ve zaman alıyor. Onu baştan söyleyeyim. Şu an bu delikleri diğer çizmiş olduğum bölümler içinde yapacağım. Bu bölümü yine bir şarjlının ucuna matkap ucu takarak yani delim ucu takarak bu işlemi yapabilirsiniz. Ben şu an dremelle yapıyorum. İşaretlenmiş bir bölüm yok ve etrafına delikler açıyorum.
tüm delikleri açtıktan sonra evde çalışılabilecek bir şey değil. Mutlaka su kabağı ile uğraşıyorsanız bir atölyeniz olmak zorunda. Ben atölyemi kapattığım için ve şu an bu evde de yeni olduğumuz için kendime su kabağı bölümü için bir yer ayarlamaya çalışıyorum. Bunda da çok fazla toz çıkartmayacağım bir çalışma olarak aktardım. Yaza inşallah balkonu ayarlayabilirsem güzel çalışmalar gelecek su kabağı ile ilgili. Tasarımı bana aittir, onu söyleyeyim. Tasarım ürünüdür diye yazdığım başlıklarda genellikle tasarımını tamamen ben yapmışımdır ve ilktir. Onu da buradan aktarmak istiyorum ve su kabağında da asla mütevazi olamayacağım. Bunu da bildireyim. En çok özlediğim şu an çalışmalardan bir tanesi. Yaptığım her çalışmayı çok seviyorum. Örgü, boyama, su kabağı. Fakat su kabağı tabii ki başka bir aşk diyebilirim. Şimdi daha önceki videolarımızda suplaları örmüştük ve hatırlarsanız ve izlemişseniz küçük parçaları atmayın demiştim. Şimdi o supla ördüğümüz rattan iplerinin küçük parçalarını kullanarak bunda yeni bir dekor oluşturacağız. Bu başlangıç ve örme için önceki videolardan faydalanabilirsiniz. Oynatma listesinde Rattan bölümünde diye bütün örmüş olduğumuz videolar mevcuttur. Şimdi onları ikişer tane olmak üzere açtığım deliklerden geçiriyorum. Burada örmüş olduğumuz suplayı kaç çubuktan yapmışsak o kadar delik açıyoruz ya da kaç delik açmışsanız o kadar çubukla rattan örmeniz gerekiyor. Sonradan delikleri kapatma şansınız maalesef ki su kabağında yok. O yüzden hep düşünerek ve tamamen projenizi hazırlayarak başlamış olmanız gerekiyor. Sizce de çok güzel olmadı mı? Benim çok hoşuma gitti, bilmiyorum. Sizler de beğenecek misiniz? Daha yolun başındayız. Şu an tamamen o an ne gelişmişse o şekilde ilerliyorum. Herhangi bir tasarım yok. Zaten bunu daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bir şeyle başlıyorum, başka bir şeyle geri çıkıyorum. Bazen ne oluyor ben de anlamıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Burada da iki çubuk olarak değil, ayrı ayrı olarak yerleştiriyorum. Yani şu an bir tasarım ürününde birçok tasarım görebileceğiniz böyle ahenkli bir çalışma oldu. Çok da zevkli bir çalışma oldu. Yapmak isteyenler için etiketlerler ya da projemi paylaşırlarsa sevinirim. Videonun üst kısmına Rattan bölümündeki oynatma listesindeki linkleri de bırakayım. Örmek isteyenler için oradan ulaşabilirsiniz. Burada da yine farklı bir çalışma. Şimdi o çubuklar oradan tekrar çıkmayacak mı ya da geri atmaz mı diye düşünebilirsiniz. Onlar oradan geri atmayacak. Bu birazcık da kabaktaki boncuk çalışmasına benzeyen bir ip geçirme tekniği. Şu an bunu da farklı şekilde yapıyorum, boncuk takarak. İki farklı meslek grubunu birleştirip
tek bir ürün üzerinde paylaşmış oluyoruz böylece. Bir soldan ve diğerinin de bir sağdan geçirerek çaprazlama bir örgü çıkartıyorum orada. İç kısmı dilediğiniz kadar kesebilirsiniz. Herhangi bir yapıştırıcı kullanmıyoruz. Soğuk sprey yapıştırıcıları zaten su kabağında kullanmanız çok zor. Şimdi fazlalıkları kesiyoruz. İplik olan bölümler varsa o kısmı temizliyoruz. Video aslında daha ayrıntılıydı fakat uzun olduğu için bazı bölümlerde kısaltma yaptım ama arka planda kalmış bir şey yok. Şu an onu da anlatarak aktarmaya çalışıyorum. Bu kısımda boncuklar orta kısmın sağında ve solunda olmalı. Zaten daha sonrasında hepsi birbirinden ayrı oluyor. İlk bölümümüz bitti. Devam ediyoruz. Şimdi bu kısmı isterseniz yine dremel zımparayla ya da kağıt bir zımparayla düzeltebilirsiniz. Ben şu an her dokunduğum an yukarıya toz fışkırıyor. Bazen kamerayı tekrar silip yeniden devam ettiğim bölümlerde oldu. Yani evin içinde oldukça zor ve aynı zamanda su kabağı masada yapılması çok zor bir işlem. Yani oturarak dizlerinizin üstüne alacaksınız, ona sarılacaksınız ve o şekilde işlem yapacaksınız. Ben şu an videoda olduğum ve ayrı bir yerim olmadığı için bunu masada yapıyorum. Bu şekilde kağıt zımpara kullanarak etrafını zımpara yapabilirsiniz. Burada 1 santimlik işaretlemeler bıraktım. Ve şimdi oralardan yine delikler açıyorum. Her delik için farklı bir uç kullandım. Ya da rattan boyu nasılsa ona göre bir uç kullandım. Şimdi yine burada uzun bir rattan ip alıyoruz. Etrafına bu şekilde geçiriyorum. Farklı teknikler de uygulayabilirsiniz. Daha önce Instagram'da paylaşmıştım. Onun videosu yoktu. Su kabaklarından değişik ürünleri Instagram sayfamda görebilirsiniz. Şu an birçok teknikle buluşturuyorum sizi. Farklı şeylerde de kullanabilirsiniz paylaşmış olduğum teknikleri. Bu bölümde mutlaka ıslatıp başlamanız lazım. Çünkü etrafını dolanırken rattanın ipi kuruyor ve siz her büküm işlemi yaptığınız zaman kırılma şansı çok yüksek. Ama yumuşayıp ördükten sonra asla bir şey olmuyor. Bu şekilde zincir oluşturuyorum etrafına. Ve bitirme noktasındayız.
Düzgün bir bitiş için orijinal algoritmayı bozmamanız gerekiyor bu noktada. İç kısmı bağlayıp kesebilirsiniz. Kuruduktan sonra tamamen iki form birbirine birleşecek ve bütünleşecek. Şimdi bu kısımda dilerseniz farklı örgüler de yapabilirsiniz. Yine rattan ipiyle de herhangi bir hasır örüp devam edebilirsiniz. Ya da farklı aparatlar kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde jütip kullanacağım. Yani yapmış olduğumuz tasarımda hasır, jüt ve kabak hepsi bir arada olmuş olacak. Ve çok da güzel olacak. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yorumlarda mutlaka bekliyorum. Fikirlerinizi önemsiyorum. Bunu her zaman söylüyorum çünkü. Beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Burada sadece yuvarlak bir bağlama kısmı oluşturdum. Çünkü herhangi bir örgü girmedim. Sap kısmına farklı bir örgü girseydim daha çok dolu ve alt tabanı geri planda bırakacak bir görüntü olacaktı. Bizde önemli olan zaten alt bölümdeki çalışmaydı ve onu öne çıkartmaktı. O yüzden sade bir sap kısmı kullanarak işlemimizi bitirmiş olduk. Ve çok da çöp çıkardık tabii ki. Şimdi bir sonraki videolarda da diğer geri kalan parçaları değerlendireceğiz. Çok güzel şeyler gelecek. Sizleri fotoğraflarla baş başa bırakıyorum. Kaliteli videolarda buluşmak dileğiyle diyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.